sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim, come back. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben Melek hocanız. Bugün sizlerle beraber ders izleyinde mutlak değer konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, mutlak değer konusu önemli konularımızdan bir tanesi. O yüzden beni çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Genelde öğrenciler mutlak değer dediğimizde şöyle bir geri adım atarlar. Sevmezler bu konuyu ama mutlak değer aslında çok da sevimli bir konudur. Beraber işleyelim, görelim. Siz de ona göre karar verin. Haydi bakalım, kalemimizi kağıdımızı hazırladıysak derse başlayalım. Evet, mutlak değer nedir? Ne anlama gelir? Mutlak değer arkadaşlar, bakın şimdi. Bir sayı doğrusu vermişiz. Burada Ece, Ali, Nur, Can ve Ata isimlerinde 5 tane arkadaşımız var. Şimdi mutlak değer için önemli olan nedir biliyor musunuz? Başlangıç noktası. Neresidir bizim başlangıç noktamız? Her zaman bahsediyoruz, anlatıyoruz. Sıfırdır değil mi? Sıfır. Başlangıç noktasına soruyoruz, bakın burada yazılmış. Hangi kişi başlangıç noktasına en son ulaşır diyor. Ben de size diyorum ki hangisi ilk başta ulaşır? Kim? Nur değil mi? Nur. Nur başlangıç noktasına en yakındır değil mi? Sıfıra en yakın olan kişidir. Öyle değil mi? Peki en uzak hangisidir? En uzak kim var? Ata var. Ata var. Sadece Ata değil ama bir de Ece var. Ata ile Ece sıfıra en uzak noktadadırlar. Öyle değil mi? O halde diyorum ki bakın, Ata ile Ece sıfıra, yani başlangıç noktasına en son ulaşırken Nur ilk başta ulaşır. Aslında mutlak değer dediğimiz ifade nedir biliyor musunuz? Mutlak değer dediğimiz ifade şudur. Başlangıç noktasına olan uzaklığımızdır. O zaman Ece ile Ata'nın başlangıç noktasına uzaklığı eşittir. Herkes görebiliyor mu? Eksi 3'te birisi, birisi artı 3'te değil mi? O zaman eksi 3'ün başlangıç noktasına uzaklığı, yani mutlak değeri ile Ata'nın başlangıç noktasına, yani 3'ün başlangıç noktasına olan uzaklığı, yani mutlak değeri birbirine eşittir. Tekrar söylüyorum. Eksi 3 ile artı 3'ün mutlak değeri eşittir. Değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü sıfır olan uzaklıkları dedik. İkisinin de sıfır olan uzaklığı aynı. 3 birim. Hadi sayalım bakın. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. O halde eksi 3 ile artı 3'ün mutlak değeri eşittir demek matematiksel olarak şöyle gösteriliyor demektir. Mutlak değer dediğimiz ifade hop şöyle iki çizgiyle gösterilir. Arasına sayılar konulur. Tamam mı? O halde diyorum ki eksi 3'ü mutlağın içine alıyorum. Artı 3'ü de mutlağın içine alıyorum. İkisi birbirine eşittir diyorum. Neden? Çünkü eksi 3 dediğim ifade de 3 birim uzaklıkta. 3 birim uzaklıkta. Artı 3 dediğim ifade de 3 birim uzaklıkta değil mi? Sıfıra, başlangıç noktasına. O halde ikisi birbirine eşittir diyorum. Hocam, Ali ile Can da birbirine eşit değil mi? Tabii ki eşit. Çünkü bakın, Ali de 2 birim uzaklıkta, Can da 2 birim uzaklıkta. O halde ne diyorum? Eksi 2'nin mutlak değeri ile artı 2'nin mutlak değeri birbirine eşittir. Cevabı kaçmış? Kaçmış bu? 2'ymiş değil mi? Bu da 2 diye çıkar dışarı, bu da 2 diye çıkar dışarı. Çünkü ikisini de saydık, 2 birim uzaklıkta dedik. Mantık budur aslında arkadaşlar. Başlangıç noktasına olan uzaklık mutlak değeri ifade eder ve iki çizgiyle gösterilir. Şimdi gelelim matematiksel olarak ifadesine. Bir tam sayının başlangıç noktasına, yani sıfıra olan uzaklığına ne demiştik? Mutlak değer dedik. Değil mi arkadaşlar? Peki mutlak değer nasıl gösteriliyordu? Şöyle iki çizgiyle gösteriliyordu. Zaten bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar bakın, burada eksi 4'ü mutlak değer içerisine vermiş. Artı 4 de mutlak değer içerisine vermiş. Diyor ki cevabı kaç? Biz cevabı şimdi ezbere yapmayalım. Şurada bir sayı doğrusu gördük. Sıfırı şuraya konduralım.
Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olsun. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 ve eksi 8 olsun. Tamam mı? Şöyle hepsini yazmayalım. 8'e kadar geldik. Eksi 8'e. Şurası eksi 6 olsun. Şurası da artı 6 olsun. Bir de 4'leri gösterelim. Eksi 4'e artı 4 olsun. Tamam mı? Diğerlerini yazsak da olur, yazmasak da olur. Şimdi eksi 4'e bakıyorum arkadaşlar. Eksi 4'üm burada. Hadi başlangıç noktasına olan uzaklığını sayalım. 1, 2, 3, 4. O zaman cevabım 4. Peki artı 4'e bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Bunun cevabı da 4. Bak ne oldu? Birbirine eşit oldu. O halde eksi 4 eşittir artı 4 diyebilir miyim mutlak değer içerisinde? Tabii ki diyebilirim. Normalde şöyle söylersen tabii ki olmaz. Eksi 4 eşittir artı 4 diyebilir miyim? Diyemem. Eksi 4 çok farklı. Artı 4 çok farklı. Eksi 4 demek, eksi 4 demek sıfırdan sol tarafa doğru 4 birim gitmek demek. Artı 4 demek sıfırdan sağ tarafa doğru 4 birim gitmek demek. Ya da eksi 4 zeminin 4 kat aşağısına inmek demek. Artı 4 zeminin 4 kat üstüne çıkmak demek. Tamam mı? Eksi 4 soğuk demekken artı 4 daha sıcak demek mesela. Tamam mı arkadaşım? O yüzden farklı. Ama bunları mutlak değer içerisine aldığında eksi 4'ün mutlağı ile artı 4'ün mutlağı dediğinde evet birbirine eşittir. Hadi bakalım 1'e bakalım. Burada bir 1 gördük. 1'in mutlak değeri yani 1'in 0 olan uzaklığı 1 birim. Eksi 1'in 0 olan uzaklığı da 1 birim. O halde diyorum ki artı 1 mutlak artı 1 mutlak eksi 1'e nedir arkadaşlar? Eşittir. İkisinin de cevabı 1'dir. Tamam. Şimdi gelelim sıfırın mutlağı. Arkadaşlar sıfırın kendisine uzaklığı yine sıfırdır zaten. Tamam mı? Bunun herhangi bir farklı bir yani değişik düşünmeyin. Tamam mı? Gerek yok. Eksi 8'e bakalım. Eksi 8. Eksi 8 burada arkadaşım. Tek tek sayabilirsin ya da direkt 8 de diyebilirsin. Böyle de gösterebiliyoruz. Yani burada şu da söylenilebiliyor arkadaşlar. Mesela çamaşır makinesinden bahsediliyor. Şimdi eksi dediğimiz kirli çamaşırları olsun. Artı dediğimiz temiz çamaşırları olsun. Tamam mı? Mutlak da nedir? Çamaşır makinesi olsun. Tamam mı? Hani bu hikayeyi duymuş olabilirsiniz. Mesela çamaşır makinesinin içerisine ne atalım? İşte 2, 3 atalım. Tamam mı? Artı 3. Bir de çamaşır makinesinin içerisine eksi 3. Yani nedir? Çamaşır makinesinin içerisine pozitif olduğu için bir temiz çamaşır attım, bir de kirli çamaşır attım. Şimdi ben çamaşır makinesinin içerisinde burada kirli çamaşır attım ya. Yıkandı, yıkandı, yıkandı. Çamaşır makinesinin dışına nasıl çıkar? Yıkandıktan sonra temiz olarak çıkar, değil mi? Temiz olarak diyorsak temiz nedir? Artıdır, değil mi? Yani artı 3 olarak çıkar. Çamaşırlar aynısı gibi duruyor. Öyle değil mi? Çamaşırlar aynısı gibi duruyor. Ne oldu? Temiz oldu. Peki burada da çamaşırlar zaten temizdi. Ben yine çamaşır makinesinin içerisine attım. Nasıl çıkar? Yine temiz çıkar. Kirli çıkacak hali yok ya. Çamaşır makinesine yıkanıyorsa zaten temiz çıkacak. Yani yine artı 3 olarak çıkacak. Gördünüz mü? Böyle anlatılabiliyor. Yani her durumda mutlağın dışına sayı nasıl çıkıyor arkadaşım? Sayı pozitif çıkıyor. Tamam mıdır? Anlaşıldıysa geçiyorum. Aşağıda baloncuk içinde verilen tam sayıların mutlak değerini bulup büyükten küçüğe sıralayınız diyor. Haydi bakalım bunların mutlağını bulalım. Mutlak içine koyalım mı? Eksi 18 dışarıya nasıl çıkar? Tabii ki artı 18. 0 mutlağın dışına nasıl çıkar? 0 diye. 18 mutlağın dışına ne diye çıkar? 18. Eksi 35 mutlağın dışına ne diye çıkar? 35. 27 mutlağın dışına ne diye çıkar? 27 diye çıkar. Peki büyükten küçüğe doğru sıralayalım mı artık? Hadi sıralayalım. Büyük, en büyük hangisi? Hah, ben burada bir 35 gördüm. Değil mi? Ama bunu yazarken tabii ki şu haliyle yazıyorum. Tamam mı? Mutlak eksi 35 diye yazıyorum. Bu en büyük. Peki ondan sonra bir 27 gördüm. Mutlak 27, bu da büyüktür. Ondan sonra bir 18 gördüm. Ha, iki tane 18 gördüm. O zaman diyorum ki
Mutlak eksi 18 eşittir mutlak 18'e. Çünkü ikisinin değeri birbirine eşit ama diğerinden küçük, tamam? Şimdi bu da büyüktür diyorum. Neyden? Sıfırdan. Tamam mı arkadaşım? Yani en küçük mutlak sıfır kaldı. Yani sıfır. Geçiyorum. Aşağıda verilen sayıları sıralayınız diyor. Haydi sıralayalım. Bakın arkadaşlar, sıralama yapabilmek için sayıları mutlağın dışına çıkartın. Çıkaralım. Bu ne diye çıkar? Tabii ki pozitif. Hep pozitif çıkıyor dedik ya. Bu da tabii ki pozitif. Diğerleri neymiş? Sıfıra eksi 3'müş. Haydi sıralayalım. En küçük hangisi? Eksi 3 değil mi? Eksi 3. O zaman eksi 3 zaten eksi 3'müş yazdım. Küçüktür. Sonra nedir? Eksi 3'ten sonraki. Sıfır değil mi? Sıfır da sıfır olarak verilmiş. Sonra nedir? 5'tir. Ama 5 böyle, bakın. Şöyle verilmiş. Böyle yazıyorum. Şıklarda böyle göreceksiniz çünkü. 5'ten sonraki nedir? 6 ama mutlak eksi 6. Budur. Peki B şıkkına bakalım. Haydi bunları dışarı çıkartalım. Bu 9 diye çıkar. Bu da 9 diye çıkar. Bu artı 9'muş. Bu da 9'muş. Arkadaşım, artının yazılıp yazamaması bizim için ifade etmez. Sonuçta hepsi 9 mu bunların? Evet, 9. O zaman ne yapıyorum? Artı 9 eşittir mutlak artı 9'a. O da eşittir mutlak eksi 9'a. O da eşittir 9'a diyorum ve geçiyorum. Evet arkadaşlar, son sorumuz ve gerçekten güzel bir soru. Şimdi dikkatlice okuyalım ve öğrenmeye çalışalım. A ve B sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre A ve B sayıları aşağıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi bilgilerimize bakalım arkadaşlar. Şurada bize mutlak değerle ilgili bir bilgi vermiş. Bakıyorum şu üçüncüsünün arkadaşlar. Diyor ki A ve B sayılarının ikisi de 5'e tam bölünüyor diyor. Şimdi öncelikle şıkları bir inceleyelim. 5'e tam bölünmeyen herhangi bir sayı varsa hemen onu eleyelim. Bakalım şimdi. Hepsi 5'e bölünüyormuş arkadaşlar. Nereden anladım? Çünkü hepsinin sonunda 0 ve 5 var. 0 ve 5 olduğunda ne oluyordu? 5'e tam bölünüyordu. Pekala, o halde diyoruz ki bu bilgiyi kullanamayacağız diyoruz. Bu bilgiyi sildik. Tamam mı? Şimdi gelelim bir diğer bilgimize. Bakalım, bize burada diyor ki arkadaşlar, mutlak A ile mutlak B'nin toplamı 85 olacak diyor. Hadi bu bilgiyi kullanmaya çalışalım. Şimdi A'yı mutlak değer içerisine aldım, 40 oldu. B'yi mutlak değer içerisine aldım, 45 diye çıktı. İkisini topladığımda 85 yapar mı? Evet, yapar. Bu oldu. A olabilir. Peki B'yi aldım. B şıkkındaki sayıları mutlak için aldım. 45 diye çıkar, 30 diye çıkar. İkisini toplayınca 75 olur. Olur mu? Hayır, olmaz. 85 diyordu. Peki C şıkkındaki sayıları mutlak değer içerisine aldım. Bu 50 olur. Bu da 60 olur. İkisini topladım. Ne oldu? 110 oldu. Hayır, bu da olmaz. D şıkkına bakalım. İkisini mutlağa alıyorum. Bu 60 oldu. Bu da 25 oldu. İkisini toplarsam ne olur arkadaşlar? 85 olur. Bu da olabilir dedik. Tamam, bunu da hallettik şimdi. İkinci şıkkı, gelelim birincisine. Birinciyi sağlayan hangisi ise doğru cevabımız o olacak arkadaşlar. A'yı mutlak değer içerisine al ama B'yi alma diyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Ben diyorum ki eksi 40'ı mutlak içerisine alacakmışım. Araya büyüktür işareti koyacağım çünkü bilgim öyle söylüyor. B'yi ise mutlak değer içerisine alma, acaba doğru mu? Bakalım şimdi. 40, eksi 40 mutlak değer içerisinde artı 40 diye çıkar. Büyüktür 45. Arkadaşlar, 40 sayısı 45'ten büyük müdür? Büyük mü? Hayır, tabii ki yanlış. A şıkkı da gitti. Gitti. Demek ki D şıkkıymış ama D şıkkını yine de teyit edelim. A'yı parantez içerisine alıyorum, A sayısını eksi 60'ı. Pardon, mutlak değer içerisine alıyorum. Büyüktür diyorum. B'yi aynen yazıyorum. Peki hadi mutlaktan dışarı çıkaralım. 60 büyüktür eksi 25'ten. Büyük müdür? Tabii ki büyüktür diyoruz. Ve doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Tek 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 denedik ve doğru cevaba ulaştık.
Sizin de böyle yapmanız gerekiyor. Tek tek böyle cevapları, şıkları deneyip sonuca ulaşmanız gerekiyor. Korkmayın, mutlak değer gerçekten çok hoş konulardan bir tanesidir. Sadece biraz dikkat istiyor her zamanki gibi. Mutlaka soru çözüm videomuzu da izleyin ve pratikleştirin. Konuyu oturtun arkadaşlar ve böylelikle ileriki zamanlarda sıkıntı çekmezsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.